sene tek başına iktidardasınız ve iktidarda kalma süresi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün rekorunu kırmışsınız. Bu tek başına iktidar aynı zamanda bütün kurumlarıyla, üniversitesiyle, efendim devletin bütün kurumlarıyla, büyük belediyeleriyle, hepsi kendi elinizde. Ve 17 seneden bahsediyoruz. Şimdi bir de 54. hükümet dönemine bakın. Sadece 11 ay iktidarda kalınmış, koalisyonla iktidarda kalınmış. Her gün medya bombardımanı, irtica hortluyor, şeriat geliyor, Erbakan'a işte tokat gibi cevap, Erbakan'a generallerden uyarı. Bütün sabah akşam bu bombardımanın altındasınız. Koalisyon ortağınız Doğru Yol Partisi adeta koltuk değneğiyle ayakta zor duruyor. Tansu Hanım ikide bir diyor ki ben grubumu tutamıyorum Sayın Hocam. Bunlar ayrılacaklar. İkinci 6 ayı söyledim. Hükümet düşecek. İlk 6 ayı böyle değildi. İlk 6 ayda da iktidara geldikten sonra medyanın bombardımanı ve dış güçlerin baskısı hemen başladı. Ve böyle bir çalkantılı dönemde efendim başbakanlık konutunda iftar verdiniz. İrtica hortladı. Erbakan'a darbe düşünülüyor. Hatta milletvekillerinin işte Uzunada'da mı Yassıada'da mı yatacağı hücreler bile hazırlanmış. Bu dedikodular dolanıyor ortada. Böyle bir dönemde inanç özgürlüğüne baskı var, hükümete baskı var. Yargısından, efendim rektörlerinden, Anayasa Mahkemesi'nden, bütün kurumlardan, zaten koalisyon ortağı olarak iktidardasınız, bu baskı var. Böyle zor ve çalkantılı bir dönemde 11 ayda, 17 sene nerede, 11 ay nerede? Ve tek başına iktidar olmakla bir de koltuk değneğiyle ayakta zor duran DYP ile iktidar ortağınızla iktidar olmak nerede? 6 ayda 35 milyar dolar kaynak bulundu. Memura, işçiye %100, %200 zam yapıldı. Bağkur emeklisine %300 zam yapıldı. Buğdaya, diğer bütün tarım ürünlerine %50, %60, %80 bir yılda zam yapıldı.